Ülkemizde resmi nikahı olmayan, imam nikahıyla yaşayan kaç aile var biliyor musunuz? Tam 1 milyon 400 bin aile. Yani her 10 aileden biri imam nikahıyla yaşıyor. Yani 10 aileden birinin nikahının geçerliliği yok. Özellikle kırsal bölgelerde yaşayan kadınlarımız ya aile baskısıyla, ya çaresizlikten, ya da cahillikten imam nikahıyla evlenmeye razı oluyorlar. Ama onlar yalnız kendi geleceklerini değil, çocuklarının geleceğini de karartıyorlar. Neden mi sevgili izleyiciler? Çünkü hiçbir resmi bağı olmayan imam nikahlı koca çekip giderse bu kadınlar kaderleriyle baş başa kalıyorlar. Kocalarından hiçbir şey talep edemiyorlar. Baba evine dönebilenler hor görülüyor, eziliyorlar. Dönemeyenler ortada kalıyorlar. Çoğu meslek sahibi olmadığı için bir iş bulamıyor, kötü yola bile düşebiliyorlar. İmam nikahının asıl ceremesini ise çocuklar çekiyor sevgili izleyenler. Nüfus kayıtları bile olmayan bu çocuklar resmi bir babaya sahip olamamanın ezikliğini, zorluğunu ömür boyu yaşıyorlar. Şimdi izleyicimiz gerçekten yaşanmış öykü de imam nikahının nasıl bir sosyal yara olduğuna tanık olacağımız ibret dolu bir öykü. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk Zehra teyze. Gel, geç yavrum, geç içeri. Oo, günaydın hanımefendi. Günaydın. Aslı geç kalıyorsun, bak Sevcan da geldi. Hala mı makyaj, hadi Aslı. Ay bekle bir dakika Sevcan. Daha rimelimi süremedim. Ben beklerim de otobüs beklemez. Bıktım artık, sabahın köründe kalk, işe git. Hayat mı bu ya? Hadi söylenme, en azından bir işimiz var. İşte iş olsa bari. Bütün gün makine başında overlock yap. Zengin bir koca bulsam hemen bırakırdım işi. Hadi hadi. Otobüsü kaçıracağız. Acele et. Hadi. Allah işinizi rast getirsin. Güle güle gidin. Sağ ol teyzeciğim. Daha uykum bile alamadım. Allah'ın her gün işe gidiyoruz. Şikayet etme kızım. Hiç değilse bir işin var. Senin sayende dönüyor bu ev. Sevcan bir şey söylesene şuna. Onun aklı koca bulmakta teyzeciğim. Anne sen dua et de zengin bir koca bulayım. O zaman çalışmama gerek kalmaz, sana da ben bakarım. Hadi Aslı bırak lafı, otobüs gelecek şimdi. Allah'a ısmarladık Zehra teyze. Güle güle kızım. Hadi Aslı geç kalıyoruz. Tamam. Allah'ım sen kızımın bahtını açık tut. Hayırlı bir kısmet çıkar karşısına. Şu parçayı alabilir miyim? Al tabii. Faruk iyi çocuk. Allah için yakışıklı da. Aman boş ver Sevcan, ona mı kaldım ben? Evlenmek istiyor seninle biliyorsun. Ben bu hayattan kurtulmak istiyorum, sen ne diyorsun? 3 kuruş maaşla talim eden bir işçiyle evlenir miyim ben? O zaman niye umut veriyorsun, yazık değil mi? Aa Sevcan uzattın ama. O kendi kendine gelin güvey oluyor. Arkadaşlar yemek paydosu. Yemek arası. Afiyet olsun. Sağ olun ablacığım. Ayrıla Aslı. Afiyet olsun. Öğle yemeğimi dışarıda yiyeceğim, canım sıkkın. Bütün gün bu atölyede tıkılıp kalıyoruz zaten. Boş yere para harcayacaksın, burada yesene. Sen ya afiyet olsun. Bir tost yer gelirim. O ihale bende kaldı Ahmet. Bundan sonra diğerlerine bakacağız. Sen de elini çabuk tut. Önümüzdeki ay yeni ihaleleri hazırla kendini. Bir şeyiniz var mı? Dikkat etsenize. Çok özür dilerim. Işığı fark etmedim. Allah'tan hızlı değildim. Bir şeyiniz yok ya. İsterseniz hastaneye gidelim. Gerek yok. İyiyim. Bir şey olmadı zaten. Yüzünüz bembeyaz. Sizi gideceğiniz yere bırakayım bari. Tamam olur. İlerideki kafede bir şeyler yiyecek. Tamam. Buyurun arabaya geçelim.
Buyurun. Teşekkür ederim. Korkuttun beni vallahi. Şimdi daha iyisin değil mi? Evet. Bu arada ben Murat. Ben de Aslı. Memnun oldum. Ben de seninle tanıştığıma çok memnun oldum. Biraz kendini anlatsana. Çalışıyor musun? Ben mi? Evet. Aşağıda bir konfeksiyon atölyesi var orada. Hayret. Hiç öyle bir kıza benzemiyorsun. Giyimin, saçların çok farklı. Ben senin bir şirkette çalıştığını düşünmüştüm. Teşekkür ederim. Siz? Benim bir şirketim var. İthalat ihracat. Öyle mi? Arabanızdan anlamıştım çok para kazandığınızı. Kazanıyoruz bir şeyler işte. Ben de çok param olsun isterdim. Sabahın köründe kalk, işe git. Hiç bana göre değil. Bu dediğinde haklısın. Sen işçilik yapacak bir kız değilsin. Ben artık gideyim. Öğle paydosu bitmeden işbaşı yapmam lazım. Dur Aslı, ben seni bırakırım. Peki. Buyurun. Sevcan Aslı nerede? Hava alıp geleceğim dedi. Gelir neredeyse. Konuştun mu peki? Niyetimin ciddi olduğunu söyledin. Söyledim Faruk da. Ne dedi? Sevcan, söylesene ne dedi? Bilmiyorum. En iyisi sen kendin sor. Zahmet oldu. Teşekkür ederim. Bir şartla teşekkürünü kabul ederim. Ne şartı? İş çıkışı seni alayım. Biraz gezer konuşuruz ha. Ne dersin? Ama nasıl olur bilmem ki. Seni evine bırakırım. Hadi kırma beni. Tamam. Kaçta çıkıyorsun? 6'da. Anlaştık Aslı. Saat tam 6'da buradayım. Peki o zaman oldu. İyi günler. İyi günler. Aslı nerede kaldın? Sorma, neler oldu neler. Zengin bir adamla tanıştım. Benden çok hoşlandı. Tanımadığın biriyle oturup muhabbet mi ettin Aslı? Tanıştık işte. Ne var bunda? Çok da kibar. Beni buraya kadar getirdi. Çıkışta da gelecek. Ne bakıyor bu böyle? Ay Aslı, rahatsız mı oldun şimdi? Faruk cevabını bekliyor. Niyeti ciddi. Ay ciddiymiş. Hiç işim olmaz böyleleriyle. Adı da Murat. Kimin adı? Beni getiren adamın adı Murat. Bütün faksları çekti Murat Bey. Arayan var mı? Adana'daki müşteri temsilcimiz aradı. İşi halletmiş. Akşam dönüyormuş. İyi güzel, başka? Biliyorsunuz 18'de toplantınız var. Nazmi Bey ortağıyla gelecek. Aman Nur, hemen ara Nazmi Bey. Randevuyu iptal et. Akşam çok acil bir işi çıktı de. Başka bir işim var o saatte. Peki ama... Hadi dediğimi yap. Bir de çiçekçiyi bağlayıver bana. Peki Murat Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hadi iyi akşamlar. Bak bak orada. Arabasına bak. Aslı, dikkatli ol. Tamam Sevcan, merak etme. Çocuk değilim. Aslı. Evet. Diyecektim. Konuşabilir miyiz? Olmaz. Arkadaşım bekliyor.
Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne alırdınız? Buranın mantarlı flaminyonu süper. Öyle mi? Tamam, ondan olsun. Ne içeriz? Kırmızı şarap? Ben içmesem. Alışık değilim. Eve gidince annem anlamasın. Peki sen bilirsin. Nasıl istersen. O zaman ben de içmem. Bize iki tane mantarlı flaminyon, ortaya güzel bir salata alırız. Peki efendim. Çok anlayışlısın Murat. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben evi arayıp gecikeceğimi söyleyeyim. Annem merak eder. Nereden telefon edebilirim? Buradan arayabilirsin. En kısa zamanda tekrar görüşelim. Çok uzatmayalım. Tamam Murat. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne zamandır bu adamla çıkıp duruyorsun? Nereye kadar gidecek bu böyle? Ne var bunda? Murat tam aradığım insan. Yakışıklı, paralı, bir dediğim iki etmiyor. Peki evlenmeyi düşünmüyor mu seninle? Daha konusunu açmadı ama niyetinin ciddi olduğu belli. O zaman sen aç konuyu Aslı. Bu böyle olmaz. Arkandan kötü kötü konuşmaya başlarlar. Haklısın Sevcan. Ama ben evlen diye nasıl söylerim ki? Sağ ol, sağ ol. Aslı, sana bir şey söylemek istiyorum. Ben de sana bir şey söyleyecektim Murat. Ama önce sen söyle, ne diyecektin? Diyecektim ki, Aslı bu buluşmalar artık bana yetmiyor. Seninle birlikte olmak istiyorum. Seninle yaşamak istiyorum. Yani? Yani birlikte yaşayacağımız evi tuttum. Birlikte yaşamak mı? Evet. Artık birlikte yaşamak istiyorum. Ama Murat, annem buna izin vermez. Evlenmeden seninle aynı evde yaşayamam. Tabii aşkım. Zaten ben de bunu söylemek istiyorum. Seni seviyorum Murat. Hemen imam nikahı kıyarım. Karım olursun. Tabii sevgilim. İmam nikahı da olur. Karın olayım yeter. O zaman beni hemen annemden iste. Tamam canım. Vallahi kızım ne diyeyim? Çok sevindim tabii. Murat bana yıllardır hayalini kurduğum hayatı veriyor anne. Artık çalışmayacağım. Seni de en kısa zamanda alırım yanıma. Ama Aslı neden resmi nikah yapmıyor? Ne fark eder? Ha resmi nikah ha imam nikahı. İkisi de nikah değil mi? Hele bir evleneyim hemen çocuk yapacağım. Ama imam nikahıyla yapılan evliliğin hükmü yok ki. Sevcan tövbe de. Allah katında yapılan evliliğin nasıl hükmü olmazmış? Cahil cahil konuşma. Senden önce evleniyorum diye kıskanıyor musun yoksa? Hem de zengin biriyle. Sen bilirsin. Ben senin geleceğin için söylüyorum. Hadi Sevcan bırak kızın kafasını bulandırmayı. Aslı ne zaman gelecek seni istemeye? Yarın anne, yarın gelecek. Sonra hemen nikah kıyacağız. Annemle babamı uzun zaman önce kaybettim. Başınız sağ olsun. Teşekkür ederim canım. Afiyet olsun. Anneciğim buyur. Sağ ol yavrum. Demek kendinize ait bir şirketiniz var oğlum. Evet efendim. İşlerim iyi Allah'a şükür. Daha iyi olur inşallah oğlum. Sizin de izniniz olursa kızınızla bir an önce nikah yapmak istiyoruz efendim. Siz madem birbirinizi sevmişsiniz, evlenmeye karar vermişsiniz, bana artık laf düşmez. Hemen imam nikahı yapacağız eğer izniniz olursa. Tabii oğlum. Yapın hemen imam nikahını. Mühim olan nikahı kıymak. Siz hiç merak etmeyin. Kızınızı mutlu etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ne diyelim oğlum?
dürüst, terbiyeli bir adamsın. Allah ikinizi bir yastıkta kocatsın. Amin efendim, sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Sevcan, Aslı nasıl? Evliliği nasıl gidiyor? Mutlu gözüküyor. İstediği zengin yaşama sonunda kavuştu. Kız haklı. Fakirliğin gözü kör olsun. O adam dururken bana mı varacaktı? Öyle deme Faruk. Senin de karşına seni seven biri çıkacaktır. Ben asıl Aslı'ya üzülüyorum. Neden? Adam resmi nikah bile kıymadı ona. Sadece imam nikahı. Aslı önemsemiyor ama çocuğu doğunca ne olacak? Aslı hamile mi? Şüpheleniyor. Yarın test yaptıracak. Kolay gelsin anneciğim. Aa, ne işin var senin burada sabah sabah? Sana harika bir haberim var anne. Çabuk söyle kızım, yoksa... Evet anne, hamileyim. Çocuğum olacak. Torunum olacak ha? Şükür Allah'ıma. Bugünlerde gördüm ya. Daha Murat'ın bile haberi Aslı, yok. Aslı, ne oldu kız, yaptırdın mı testi? Anne oluyorum, Sevcan anne. Gözün aydın. Damadımız artık sana resmi nikah yapar herhalde. Ay Sevcan, sen de taktın resmi nikah. Çocuğun için lazım Aslı. Nüfusuna geçirmesi lazım. Neyse canım. Ben istersen Murat yapar resmi nikah. Kolay iş o. Ben de buradan hemen Murat'a müjdeyi vermeye gideceğim. İyi hadi. Tekrar hayırlı olsun. Ben işe geç kaldım. Kaçıyorum. Güle hadi güle hoşça, güle güle. Hadi gel kızım. Biz de bir çay içelim, öyle gidersin. Tamam anneciğim. Gel. Murat Bey, bir hanım geldi. Karınız olduğunu söylüyor ama Serpil Hanım değil. Ne? Allah kahretsin. Aslı buraya mı gelmiş? Tamam, al içeri. Peki efendim. Buyurun hanımefendi. Murat. Canım. Ne işin var burada Aslı? Sana müjdeyi vermeye geldim hayatım. Ne müjdesi? Murat, artık bana resmi nikah kıyman gerekiyor. Ne? Resmi nikah mı? Nereden çıktı şimdi bu? Canım benim için değil, çocuğumuz için istiyorum. Bir çocuğumuz olacak Murat. Çocuğumuz mu olacak? Evet Murat, bu sabah test yaptırdım, hamileyim. Hayır, olmaz. Bu çocuğu hemen aldıracaksın Aslı. Aldıracak mıyım? Neden Murat? Aldıracaksın Aslı, çünkü... Çünkü ne? Niçin aldıracakmışım? Çünkü ben evliyim Aslı. Evli misin? Nasıl yani? Evet Aslı, evliyim. Benim resmi nikahlı bir karım var. Nasıl olur? Senin karın ben değil miyim? Benim bir tek karım var. O da resmi nikahlı karım. Ama biz nikahlı değil miydik? Sadece imam nikahlıydık. Artık o da bitti. Murat, ne diyorsun sen? Nikahlı karını bir anda nasıl siliyorsun hayatından? Aramızda resmi bir bağ yok ki. Sen yoluna, ben yoluma. Murat, bunu bana nasıl yaparsın? Çocuğumuz ne olacak? Beni ilgilendirmez Aslı. Madem hamile kaldın, çocuğunu da ne yapacağını sen düşün. Bunun hesabını senden soracağım Murat. Ben senin nikahlı karınım. Hakkımı senden alacağım. Uzatma Aslı. Hadi git artık. Hiçbir şey alamazsın. Sen benim hiçbir şeyim değilsin. Tamam güzel kızım, harap etme kendini o kadar. Görecek o gününü. O kadar kolay mı imam nikahlı karısını evden kovmak? İstemiyor beni anne. Bebeğimle ortada bıraktı beni. Çocuğunu doğuracaksın. Çatır çatır alacağız. Tazminatı da nafakayı da. Hemen bir avukata gidelim. Gidelim anne. Nikahlı karısıyım, alacağız elbet. Kalk. Kalk hadi gidiyoruz. Bir avukata danışalım. Yürü. Tamam. Tamam kız. İşte avukat hanım. Durum bu. Sıkmayın canınızı. Madem zengin malı mülkü var, tazminat da alırız nafakada. Hemen dilekçeyi yazayım. Yarın sabah açarım davayı. Duydun mu kızım? Ben sana demedim mi?
Bak avukat hanım halledecek her şeyi. Evlilik cüzdanınızı alayım. Biz imam nikahıyla evlendik. Ne? İmam nikahı mı? Evet, neden? Fark eder mi ki? Ne olacak canım? Nikah nikahtır. Yanılıyorsunuz. İmam nikahının hiçbir hükmü yoktur. Hiçbir hak iddia edemezsiniz. Ama avukat hanım, hiç olur mu? Karısıyım ben onun. Ah be kardeşim. Nasıl böyle bir cahillik yaparsın? Seni kimse uyarmadı mı? Gözün aydın. Damadımız artık sana resmi nikah yapar herhalde. Ay Sevcan, sen de taktın resmi nikah. Çocuğun için lazım Aslı. Nüfusuna geçirmesi lazım. Neyse canım, ben istersen Murat yapar resmi nikah. Kolay iş o. Resmi nikahın yoksa kocandan hiçbir şey alamazsın. Çocuğunu bile nüfusuna geçirmez. Allah'ım, bu nasıl olur? Babası bile olmayacak mı yavrumun? Ama avukat hanım, bir sürü insan imam nikahıyla evli. Olur mu öyle şey? İmam nikahının yasada yeri yok. Benim de sizin için yapacak bir şeyim yok. Şimdi ben ortada mı kaldım? Ben ne olacağım? Çocuğum ne olacak? Allah'ım, ben bu cahilliği nasıl yaptım? Sevgili hanımlar, siz olun, kendiniz için, doğacak çocuklarınız için imam nikahıyla evliliğe razı olmayın. Kendi geleceğinizi, çocuklarınızın geleceğini kocanızın iki dudağı arasına bırakmayın. Kendiniz de, çocuklarınız da yasaların güvencesinden mahrum kalmasın. Sevgili hanımlar, arzu ediyorsanız imam nikahı yapın. Ama önce mutlaka resmi nikah yapın. Gizli dünyaları izlediniz. Yeniden buluşuncaya kadar yüreğinizden iyiliği ve sevgiyi eksik etmeyin. Hoşça kalın.